Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam Kocaeli'ndeyiz, Gebze'deyiz, Molla Fenari Mahallesi'ndeyiz. Osmanlı Devleti'nin ilk müftüsü, İslam aleminin isminin verildiği mahalledeyiz. Çok değerli belediye başkanımız Sayın Adnan Köşker ve Gebze Kaymakamımız Mustafa Güler'le birlikteyiz. Ev sahibi olarak sizden başlayalım. Evet Sayın Başkanım, gerçekten muhteşem bir atmosfer. Yani mahalle gibi gözüküyor ama adeta bir şehir. Bütün halkınız bu davete katılmışlar. Şimdi tabii önce bütün İslam alemini Ramazan ayında kutluyorum. Mübarek olmasını diliyorum. İfade ettiğiniz gibi bereket, rahmet, mağfiret ve cehennem azabı kurtuluş ayı. Hakikaten bu 30 günü iyi değerlendirip küfemizi doldurarak inşallah bu maneviyatımızı diğer 11 ayda da sürdürmeyi Rabbimizlere nasip etsin diyorum. Biliyorsun 10. yıldayız bu sene. 10. yılda da her mahallemizde 40 mahallemiz var. 40 mahallemizde de böyle iftar, toplu iftar yerine mahalle iftarları yapıyoruz. Toplu iftarları. Stad'da yine mahallemizin bir müstakil bir meydanında bütün 2000, 3000 kişi toplanıyor. Kent meydanında 7-8 bin kişi toplanıyor. Ve her gün bir iftar sofrasında bulunuyoruz. Ve mükemmel bir dostluk sofrası. Hep şunu söylüyorum. Bu bir ihtiyaç sofrası değil, bir kardeşlik dostluk sofrası. Bir aile sofrası diyoruz. Ve dolayısıyla her geçen gün güçlenerek, sayısı artarak devam etti. Ve bugün gördüğünüz gibi burada da 3000 kişi var. 3000 kişi aynı mahalleden gelen ailelerin iftar yaptığı bir iftar sofrasındayız. Bereketli bir sofra. Gençlerin, çocuklarımızın anlatabilecekleri anıları var. Şimdi çocuklar da var. Bir Ramazan anısını anlat deseler bize, biz İbiş'i anlatıyoruz, Hacivat Karagöz'ü anlatıyoruz. Şimdi burada da sahnede Hacivat Karagöz var iftardan sonra. Yine pamuk şekerimiz var, mısırımız var, Osmanlı şeker macunumuz var. Bunlar yaşasın istiyoruz bu kültür. Ve çocuklarımız da bunu görsün, gelecek nesillere aktarsın diye arzu ediyoruz. Ben bu kıymetini bilmek lazım. İftar sorularımız bereketli geçiyor ama... Hep söyleyeyim, israf yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz diye. Çünkü yanı başımızda Suriye, Irak, Lübnan'da, Filistin'de olanlar hep Myanmar'da. Hep görüyoruz bu olayları, yaşıyoruz. Bir ekmeğe muhtaç olan Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın eşliğinde, önderliğinde, mazlumların sesini duyurma anlamında, ülkemizi güçlü tutabilme anlamında güzel bir çalışma gayretimiz var hükümetimizin de. İnşallah bu hizmet ve gayretlerle inşallah Türkiye hem coğrafyasında dünyada büyük bir devlet olacak. Her zaman bunu söylüyorum. Burada da iftarımızın, Ramazanımızın bereketli olsun. Allah kabul etsin diyorum. Başkanım, şimdi İstanbul Büyükşehir, Ankara, İzmir Büyükşehir, tabii Kocaeli Büyükşehir, Gebze birçok büyükşehire bedel. Ama buranın 45 vilayetten büyük yani. Yani köylü halkı diye de bakıldığı zaman bir köy Molla Fenari ama mahalle olmuş. Biz de şanslı hissettik kendimizi. Yeşillikler içinde farklı bir iftar açtık. Tabii tabii. Burada biz buralarda Gebze'de iftar açmak farklıdır. Gebze artık eski Gebze değil. Hakikaten marka bir şehir olma yoluna devam ediyor. Hem yeşillikleri hem sosyal donatı alanlarıyla, kültürel etkinlikleriyle, turizmiyle, sanayisiyle farklı bir bölge. Şimdi imalları da açtık Gebze'yi. Artık bütün sanayicileri Gebze'de oturmaya teşvik ediyoruz, davet ediyoruz inşallah. Başkanım, bir de şunu sorayım. Tabii Kadir Gecesi birlikte olacağız inşallah kent meydanında. İnşallah. Rabbimiz ömür verirse. Yoruluyor musunuz? Yok. Nasıl gidiyor? Gayet keyif alıyoruz. Sabırlar var. Başkanım diyor, çok gençleşiyorsun diyor. Bu kadar dua ediyoruz, bu kadar hizmete gençleşiyoruz diyoruz. Espri yapıyoruz biz ama çalışmak insanı gençleştirir. Hakikaten Ramazan'da hem seçim çalışmaları var, gayret ediyoruz, hem de Ramazan. Çok mükemmel, ikisi bir araya geldi. Zaten gece sabura kadar uyumuyorduk. Şimdi hem sabur, hem Ramazan, hem seçim çalışmaları çok hayırlı ve güzel geçiyor inşallah. Seçiminde 24 Haziran'da yapılacak seçimde Türkiye ayrılmasını diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah bir kez daha orada o koltuğa oturtacağız ve ondan sonra da iki bayramı birlikte kutlayacağız diyorum. Şimdi buradan herkese Ramazan'ı kutluyorum. Başkanım, müsaadenizle değerli kaymakamımıza da dönelim. Çünkü az sonra değerli izleyiciler, ekranlara ezan sesi gelirse bu Gebze için ezan sesi olmuş oluyor. İstanbul'daki izleyicilerimiz, istirhamımızla özellikle dikkat edilirse İstanbul ezan vakti Gebze'den 2 dakika sonra diyoruz. Evet, Sayın Kaymakamım Mustafa Güler'le birlikteyiz, Gebze Kaymakamımız. Neler söyleyeceksiniz? Rahmet sofrasında sofralar dolup taşıyor. Evet, bu mübarek ayda, bu güzel günde Gebze'mizin Molla Fenari Mahallesi'nde
böyle kardeşlik sofrasında bir araya geldik. Buna vesile olan belediye başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin ve İslam aleminin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Tabii bu günlere ne kadar şükretsek o kadar azdır. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük badirelerden sonra buraya geldi. Bugün güven içerisinde, huzur içerisinde yaşıyorsak bu nimetin bir şükrü gerekir. Çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Daha çok birbirimizi sevmemiz lazım. Kardeşliğimizi güçlendirmemiz lazım. Tefrikaya, ayrılıklara sebep olacak şeylerden uzak kalmamız lazım. Özellikle bu Ramazan'da bir taraftan aç kalırken öbür taraftan da kardeşlik hukukunu geliştirmek lazım. Dünyanın farklı yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz savaşlarda, toplumsal çatışmalarda vefat ediyorlar, şehit oluyorlar. İşte daha dün Filistin'de, Kudüs'te kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara el uzatamamanın, onların yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah birlik beraberliğimizi güçlendirirsek, güçlü bir devlet olursak bütün İslam alemine elimizi uzatır. Onların da karşı karşıya kaldıkları zulümlerden ve işkencelerden, emperyalist baskılardan kurtarmış oluruz inşallah. Burada sizler de görüyorsunuz. Hakikaten güzel bir kardeşlik havası var. Hem bu köyün insanları, hem çevre köylerden, hem de Gebze'den gelen insanlar bir sofrada beraber oluyorlar. Bu hakikaten kardeşlik hukukun tecellisinde oluşmasında büyük bir fırsat. Bu fırsatı oluşturana da teşekkür ediyorum. Sizlere de Gebze'ye gelip Molla Fenari köyünden güzel bir iftar vaktinde yayın yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum ve herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah diyorum. Sayın Kaymakamım çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz davet üzerine geldik. Bizim buraya gelmemize vesile olan çok değerli belediye başkanımız Sayın Adnan Köşker. Ramazan aylarında geliyoruz. Gebze'deki atmosferi aktarıyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? İslam alemine bir mesajınız var mı? İslam aleminin Ramazan bereket ayı. Her zaman söylüyoruz, rahmet ayı. İnşallah bütün İslam aleminin bir araya gelip uzlaşı içerisinde kardeşliğimizi ve gücümüzü birleştirerek 1,5 milyar İslam'ın birliğinin oluşması anlamında İnşallah vesile olur, hayırlara vesile olur diyoruz. Yine bu Ramazan'ın bereketiyle inşallah Rabbim bu coğrafyamızda şu anda zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin şehit edilen ve ciddi yaralar olan Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, uzak Arakan'da her tarafta şu anda zulüm gören bütün Müslüman aleminin bir dirilişi olmasını, bu Ramazan içinde bir diriliş olmasını, inşallah birliklerin olmasını ve bugün bu dirilişte Sayın Cumhurbaşkanımız önlerine inşallah. Bulunalım başkanım. Evet. Gebze için iftar vakti, ezan sesi, İstanbul'da izleyicilerimiz varsa 2 dakika sonra diyoruz. Buyurun. Evet, bu anlamda bütün İslam aleminin birliğini, beraberini Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan'ın bereketli geçmesi, Ramazan'ın şuuruyla bereketli geçmesini, bundan feyiz almamızı, bu feyzi de inşallah Ramazan sonrasında da, bayram sonrasında bunu içimize sindirerek topluma yansıtmamız ve yaşamamızı Rabbimize nasip etsin diyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan'ı kutluyorum. İnşallah Kadir Gecesi ve bayrama ulaştırmayı nasip etsin. Huzur içerisinde barış olsun istiyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki iftar vaktine kadar da biraz da istiyorsanız vatandaşlarımızın görüşlerini alalım diyoruz biz. Afiyet olsun, orucu açtık. Sağ olun, Allah razı olsun. Neyle açtık? Hurmayla açtık orucumuzu. Medine hurması. Aynen. Menüde neler var? Menüde güzel bir yemeğimiz var. Etli çorbamız var. Her şeyimiz var çok şükür. Kiraz var. Her şeyimiz var. Tulumba aynı tatlısı. Yemeğimiz var. Tulumba tatlımız var. Pide var. Pidemiz var. Yengeyle mi geldiniz? He evet. Ailece. Ailece geldik. Kaç yıllık evliyiz? 12 yıllık evliyiz. Çoluk çocuk? Var. 2 tane kızımız var. Ha, Allah bağışlasın. Sen ayırdın abi buraya memleketlere. Aynen, Yozgat. Yozgatlısın. Aynen, anne, Yozgat. Baba, gelin, kaynana herkes bir arada. Amcalarımla hep buradayız inşallah. Yanlış söyledi. Ne kadar? 14 sene. 14 sene. 2 yıl eksik söyledik. Aynen öyle. Diyoruz. Evet, Gebze'de şu anda ezan okunuyor ama dediğim gibi İstanbul'a 1-2 dakikalık daha zaman var. Bir ev hanımı olarak yemeği nasıl buluyorsunuz? Bir orucu açalım bakalım. Bir lezzetine bakalım abla. Görünüşü güzel. Bir bakalım, tadına da bakalım. Patatesi bol, eti bol. Güzel. Gayet güzel. Havuç var, içinde bezelye var. Tam bir her şeyimiz var. Enerji. Evet, limonata da var burada, meyve de var. Gördüğümüz gibi ekmekler de şu anda takviye olarak geldi. Aynen. Diyoruz, şu Hacı abiyle bitirelim. Murat sen bu tarafa geç, ben o tarafa geçeyim. Evet, ekmekler de dağıtılıyor.
Abi afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yıldır oruç tutuyoruz? 64 yaşındayım. 10 yaşından bir yana tutuyorum orucu. Maşallah. 54 yıldır. Evet. Zorlanmıyorsun. Yok Allah'a çok şükür. Çok memnunum. Gayet iyisin. Sağlığım, sıhhatim yerinde oruç tuttum. Açtın mı şu anda orucu? Açtım. Açacaksın. Bir hurmayı o zaman, hurmayla beraber orucu açıyoruz. Teşekkür ettim. Bu şekilde efendime söyleyeyim, muhtarımıza, belediye başkanımıza, kaymakamımıza hepsine teşekkür ederim. Bu düzeni kurduğu için çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. Evet. İstanbul için ezan vakti şu aralar gelmek üzere diyoruz. Sözümüzü merkeze bırakacağız ancak bu görüntüleri de ekrana getireceğiz. Ezan vakti geldiğinde oradaki arkadaşlar da İstanbul için ezan vaktini, ezan-ı şerife gireceklerdir diyoruz.